Bakalım kimleri üzdük? Önce bununla başlayalım. Sadece 2 puancık alabilen gelinim, aç da görelim. Ayşegül. Gönül teyzeciğim, bize denilen miktarda su koyduk. Ben bir tabağımı görebilir miyim? Tabii, gel gör. Bakabilirsin. Gel. Zaten bak, eşit sarmamışsın. O bir söyledim zaten. Yapraklar büyüklü küçüklü olduğu için ama eşit çok olması mümkün değil zaten. Ama İçine gayet pişmiş bence. Zaten sarılmadığı için içi fazla pişmiş onun. Saramam yani, sarılmadığı için. Gevşek. Çok gevşekti. Ya herkes eşit miktarda su kullandı. Suyunla değil ki, pişirmesinle alakalı o. Yani pişirmesinde... Ben tabağım çok güzel görünüyor. Ben vallahi, haksızlık yaptığını düşünüyorum. Vallahi hiç haksızlık gibi yapmadım. Yani olanı söyledim. Ben inanamıyorum şu an sana. Olmamış. Olmamış. Olmamıştı. Gevşekti. İnanamıyorum ya, ben hepsi aynı görünüyor. Neye dayanarak sen vallahi bana yediğimde, iki verdin? Yediğimde yaprak mı yedim, dolma mı yedim anlayamadım. Yani gayet güzel görünüyor, gayet lezzetli görünüyor. Ne yapayım, lastik mi takacağım, ben anlamadım yani. Gevşek derken... Ya bir dolma sarması ben bilmediğim halde bile sararken azıcık içini koyduğun bence zaman... Bence sen bilmediğin yanlarını için, katlar, evet, biraz sıkarsın. Senin de dediğin gibi İçine sen çok soğumuş, bilmediğin olmamış için, evet, bilmediğin için sen yapmayı bana şu an... Sen verdin. Alana da iki verdin, almayana da iki verdin. Sen kendin dedin, bilmediğim halde dedin, bilmediğin için de bana iki verdin, net. Hayır. O olmamış. Kim ne derse gelen kaynanalardan görürsün. Bakacağız. Olmamışsa niye bir vermiyor da iki veriyor? Ama şimdi bu kiminse bilmiyorum. Bu birlik olduğu için hadi hak geçmesin, ona iki verdim. Yoksa yani bu hiç olmamış. Seninki gene bir tık bundan kiminse güzeldi bak, bir tık. Ay yani Ayşe, normalde bir verirdim ona da. Evet. Sarma uğraştırıcı ya. Onun teşekkür için hadi dedim iki vereyim. Çok ama teşekkür bu ederim o zaman. Senden daha gevşek yani bu kızımız. Yani Allah razı olsun mu diyeceğim ikine, ben anlamadım yani. Bir vallahi, verirdim normalde. Valla bir puanla buradan elenip giden de oluyor. Yani sen iki aldığına haklısın dua et. Haklısın gerçi. Bir evet de verebilirdim. Ama hak etmediğimi düşünüyorum ben. Valla ben de hak ettiğini düşünüyorum. Ben düşünmüyorum. Tabak mı kapamamış? Yok. Ne yapmamış acaba? Ha? Üstüne tabak da kapamaları lazım ya. Evet. Hı-hı. Bir de çaydanlık oturtuyorlardı bak. Olabilir. Çok güzel toprak böyle kap şeyler var, evet, sarmaların üstüne, evet, konuyor. Onu çok severim özel ben. Özel, evet, satılıyor değil mi Nursel Hanım? İkinci iki puanlamız. Yine birini yaktık. Acaba kimi? Bu Tuğba'ysa çok üzülürsün çünkü bunun sarımını falan beğendim, çok beğendin. Ama tatlıydı bu Nursel Hanım. Ben bilmem. Bu tabağı biraz harcamış olabiliriz. Yani diğer ikiyi düşünürsek. Acaba kim? Korktun bu tabaktan. Korktum. Ya sarışı Tuğba da düzgün, evet, sarar. Ama lezzet olarak Tuğba'nın lezzetini alamadım. Şunu puan verirken keşke bir düşünseydin sarılışını. Evet. Tuğba çıkarsa yandı. Yine takmış şapkasını, almış gardını. Açalım ve öğrenelim kimmiş. Aç şekerim. Elif. Tuğba sona kaldı. Elif. Sen bak, sen konuşmadan güzel kızım, sarman güzeldi ama seninkinde tatlı tadı var. Yani bu vişneyle nar ekşisi vardı ya kızım, evet, yok. Ben çok tatlıyım ya, olabilir, tadından yenmiyor. Bak yaptığın zaman bir şey alıyorsun benden, yalan mı? Ama bu sefer nedense vallahi olmamış güzel kızım. Ne yok? Yani şekli benimkine benziyor mu? Bekliyor. Ama benziyor be, beni de şaşırtmayın be. Ne olmamış aşkım? Ay, ay ne kadar muntazam sarmış. Ben ne dedim? Vişne tadı nasıl alamıyorsun? Bu kırmızılar, ben oje mi sürüyorum ona gönül teyze? Hayır bak aşkım, özleşmemiş. Hani içinde... Neyi özle? Bir şey söyleyebilir miyim? Bir tane yuttum. Hepsi dolma sararken ben dolma pişiriyordum. Tamam. Ben kenardan seyirci gibi onları hayatım izledim. Hayatım bak şimdi pişirmek bak. Karıyor hani bunu siz ayar için hazırlamıyor mu? Vallahi tatlı ya Elif. Seninki tatlı aşkım. Ha beni bu kadar sevme. Beni bu kadar sevme. Niyase iki geldi başıma. Hayatım nesi özdeşleşmemiş? Kamera gösterebilir lezzet, mi? Lezzet, lezzet. Elifciğim lezzet Elif, olarak. Becerememişsin. Ya, tamam. Beceremediğin tabağı soyanırmaz. İyi becerdiğim için biliyor artık İnan Gönül bak, teyze benim güzel dedi yemek ki, yaptım. Hayatım, ne kadar hiç... muntazam biliyor musun? Bak. Gidip bakar mısın tabaklara? Ama bak, ay gibi parlıyor. Güneş gibi ışık saçıyor tabağım ya. Hayatım ben sana sarımında bak gevşek dedim mi? Demedim. Ama hayır, içinden... Hayır sen çiğ dedin.
Çiğ diyemez. Çiğ tadı alıyorum dedin. Çiğ diyemez. İçi kıtır dedin. Hayatım sert. Çiğ diyemez arkadaşlar. Hayır bak kızlar tamam o soğan mıydı neydi bir tane sert geldi. Ben onu evet. Şey yapmadım. Söylemedim. Hatta Nursel Hanım bekledi bak. Soğanın da bir tık büyük ki kaçmış olabilir. Olmaz. Hayır hayır. Gönül teyzeciğim olamaz. Ama yapmam ben öyle. Hayatım bak fındık, ben onu fındık. Değer bir şey yani bana sert ya ben onu fıstık söyleyeyim. Koyduk. Fıstık koyduk. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Fıstık da olabilir. Kocaman tencerede iç yapıyoruz, avuç içi kadar fıstık koyuyoruz, üzüm koyuyoruz. Ya tek tek Gönül teyzeye fındık fıstık gelsin diye ben onların içinden hayatım, fıstık mı ayıklayacağım? Bak, bir şey söyleyeyim mi? Ben onu değerlendirmedim. Anne, bak, değerlendirdim. Ben seni tanıdığım için ne dedim biliyor musun? Gönül annem bunun içinde fıstık yok der diye tencerenin içine gerçekten hepsini koymak için fıstık aradım. Hayır kendime çünkü hakaret tanıyorum. Sayıyorum. Bak, niye biliyor musun? Olmamış dağınık tabaklara bir verdin bana iki verdin muntazam duran tabağa yanarım yanarım ama tam ekşilik yok senin nasıl ekşilik yok ya öyleyse bir vereceksin Gönül Sultanım nasıl atarlanıyorsun öyle ama yürek yemişsin ama Nursel Hanım bak burada size de tadına bakmadım bile dağınık deyip harcadın tabağa pişmiş dedin ki o kadar pişmiş ki dağılmış yani çok iyi pişmiş yaprak yedim onu pirinçleri ne olmuş? Yok, gitmiş. Güzel değildi. Hiç beğenmedim o kiminse. Bu güzel. Kiminse hak eden alsın puanını. Bu güzel tabak ya çok sevdiğin Melike'nin ya da kendi gelini Tuğba'nın. Allah. Hemen öğrenelim. Genel olarak burada en gelinini bulamayan kızın başını en çok yakan sensin. Maalesef. Evet. Hep böyle 3-5 puanla şampiyonluk evet. Kaçıyor. 3-5 puanla bilezik kaçıyor, çeyrek kaçıyor. Hep böyle Tuğba'nın standartı bu oldu. Bakalım şu an görevini yapabildin mi? Yaptıysan çok güzel bir puanlamaydı çünkü. Hazırsan Melike mi kendi gelinimiz mi? Açmayacağım. Aç yani çıkmazsa. Diye. Ne yapayım çıkmazsa? Aç. Tuğba! Tuğba! Yani Gönül teyze nasıl bir verdin? Vallahi nasıl bir verebiliyorsun ya? Bana diyorsun ki yaprakları bir saniye. Söyle. Yaprakları pişmiş. Ekşisini aldım. Pirinci de çok güzel pişmiş. Ama sadece birazcık açılmış. Onun için bir. Bak ben anlatayım. Bitti. Bizim orada bir laf vardı. Yok bebeğim ben beceriksiz avrat işi derler. Altına böyle sererler, içine koyarlar, üstüne... Seninki beceriksiz avrat işi olmuş. Melike! Ben şimdi anlatacağım, aslında bekle. Var ya sıfır olsa seninki sıfırlık bir tabak. Vallahi hiç de benimkisi sıfırlık değil. Vallahi hiç sıfırlık. Hiç sıfırlık değil hem de. Gönül, Ayşe, ben, yaprağı pişmez bir saniye, ben konuşabilir Ayşe, miyim? Bir parmak Gönül teyze, sarmış. Yaprağı pişmez, okey derim. Pirinci pişmez, okey derim. Nar ekşisi içine çekmez, okey derim. Ama sen bir sen tek okay benim sardığım şekildekiyle puan verirsen bu okey olmaz. Lapa Elif yapmış. Ediyorsun ki yok bunlar ekşisi çekmemiş hayatım, tatlı. Hayatım bir dolma dedin sarılır. Ne? Sarılı? Sarılı bu ne? Açık mı bu? Gevşek. Sarı mı? Hayır bak ne çok Allah sıkı yaparsan ya. Pişmez. Gevşek bırakırsan dağılır. İçine çek. Bunun ortası vardır. Bak git benim tabağımı öğren. Benim tabağıma aynen. Bak. Öyle sarılır. Senin yaptığın olmaz. O Arap aşı gibi bir şey olmuş.